Kaos teorisi, karmaşıklık, fraktal geometri. Bunlar matematik alanları. Çok zor, çok sofistike bilim alanları aslında. Birçok ileri düzey matematikçi bu konuların temellerini anlayabilmek için yıllarını veriyorlar. Peki günlük hayatta böyle dört işlemden başka matematiğe ihtiyacı olmayan bizler bunları niye merak edelim aslında? Bu soru bana sıklıkla soruluyor. Ben yıllardır kaos teorisini herkese, başta annem babam olmak üzere, herkese anlatmaya çalışıyorum. Çünkü kaos teorisi matematiksel dilinden, özel bilimsel örneklerinden arındırılıp da günlük hayattaki örnekleriyle herkese anlatıldığı zaman insanlar çok ilginç bir şey fark ediyorlar. Etrafımızda düzensiz sandığımız şeylerin arkasındaki gizli düzenleri fark etmeye başlıyorlar. Hayatlarında düzenli zannettikleri dönemlerin onları niye sıkıntıya boğduğunu, neden onlara böyle bir iç sıkıntısı verdiğini çok daha iyi anlamaya başlıyorlar. Hayatta büyük düzensizlikler, büyük kargaşalar yaratan dönemlerin neden hemen arkasından muhteşem buluşlar, muhteşem fırsatlar ve muhteşem yollar açıldığını çok daha iyi anlıyorlar. Kaos teorisi ve karmaşıklık aslında bir hayat görüşü. Bilimsel ağır dilin dışına çıkarttığınızda hepimizin içten içe çok iyi bildiği, adeta genlerine işlemiş bir vaziyette bu vahşi tabiat diye şu anda uzak kaldığımız tabiatın temel işleyiş kuralı olduğunu ve bizim de aslında temel yaşamsal yakıtımız olduğunu anlıyorsunuz. Ben kaos teorisini bu yüzden çok önemsiyorum. Ben karmaşıklığı anlamayı bu yüzden çok önemsiyorum. Ve mesleğiniz ne olursa olsun, yaşınız ne olursa olsun, bu bilgiden, yani kaos ve karmaşıklık bilgisinden, tabiattaki fraktal örüntülerden ve tabiatın o ilginç hesaba kitaba gelmez geometrisinden öğrenebileceğimiz çok fazla şey var. Bunları ilgilenen herkesle paylaşmak için sabırsızlanıyorum.